Hasan Bey Mahallesi, Karpuzoğlu Sokak'tayız. Hasan Bey Mahallesi'ndeki Karpuzoğlu Sokak'taki bu parkı, gençler arasında ismi Enayi Parkı'ndan çıkan bu parkı biz çok dile getirmiştik. Ve dün sökülen oyuncaklar yerdeydi ama çekemedik. Bugün oyuncakları almışlar. Eski oyun gruplarına daha doğrusu. Söküm parkta gerçekleşmiş. Sanıyoruz diyoruz şu an, çünkü herhangi bir bilgi gelmedi bize. Mudanya Belediyesi parkı söktü. Aynı Şükrü Çavuş Mahallesi'ndeki Yunuslar Parkı'nda olduğu gibi bir yenileme çalışması başlattığını düşünüyoruz. Bugün cumartesi, hafta sonu olduğu için herhangi bir çalışma şu anda gözükmüyor ama parktaki bu eski oyuncaklar, zaten dengesi falan kaybolmuş, yamulmuş oyuncaklar an itibariyle sökülmüş durumda. Umuyoruz ki bu parkta Şükrü Çavuş Yunuslar Parkı'nın inşaatının gibi hızlı bir şekilde yeniden düzenlenir ve güvenli bir hale getirilir. Çünkü burada sadece Mudanya Belediye'mizin çabası değil, aydınlatma ve tabii ki emniyetimizin bu kör noktaya artık bir şekilde bir denetim mekanizması, bu belki kameralar olabilir ya da belki biliyorsunuz yeni bekçi sistemi var. Bekçilerin geceliğin burayı devriye gezmesiyle sağlanabilir. Çünkü park çok kuytu bir yerde. Bir bağış alanı zaten. Yeniden park alanı olarak değerlendirilecek mi bilmiyorum ama sanırım aynı şekilde değerlendirilmek zorunda. Eğer aksi bir açıklama gelirse Mudanya Belediyesi'nden biz bunu tabii ki yayınlayacağız. Yani şu anda çocukların oyun grupları sökülmüş vaziyette. Burada duvara da yazı yazılmıştı. Olacağı yoktu, olmadı da zaten diye. Biz de demiştik ki biz olacağına inanıyoruz ama bir taraftan da yaz geçti, yazın deniyordu. Ama işte kışa girerken böyle bir çalışma başladı. Biz de Mudanya Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Umuyoruz en kısa sürede bu mahallenin çocukları bu parktan istifade edebilir. Özellikle şuradaki tehlikeli duvarında bu proje çerçevesinde tehlikenin giderilerek oraya sağlam bir duvarın çıkılacağını ümit ediyoruz. Bu arada buradaki parktaki ağaçlarla ilgili çok değişik bir iddia var. Bu parktaki ağaçlar ulu ceviz ağaçları, büyük ceviz ağaçları. Bu ceviz ağaçlarının iddiaya göre, bakın bu ağaç daha yeşil, bu ağaç daha kuru. Bunun bir sebebi var. Birazdan sizlere göstermeye çalışacağım. İddiaya göre işte buradan çok yüksek ve deniz görüntüsünü engelliyor diye buradaki esnafın bir iddiası söz konusu. Bunu, bu ağacı gelip işte matkaplarla delip buralardan asit enjekte ettiklerine şahit olduklarını ve buraları hemen çamurla sıvayarak ağacı koruduklarına ilişkin bir söylemleri oldu. Bu iddia diyorum çünkü kendilerinden rica ettim. Dedim geçin kamera karşısına, siz gösterin. Ben de bunu sabırlı video izleyicilerine söyleyeyim ama kabul edilmedi. İşte böyle aman hocam kurtar bizi fillerden, bir kere daha deneyelim. İşte bakın burada da matkapla delinmiş ve içine asit enjekte edilmiş. Bize öyle ifade edildi. Ben pek ceviz ağaçlarından anlamam kurusun diye. Onlar da buraları çamurlarla sıvadıklarını ve ağaçları kurtarmaya çalıştıklarını Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Fen İşleri Müdürlüğü ile birleştiği için bu ağaçların ne budamasının ne de olgunlaşan cevizlerin toplanarak en azından çocuklara bir jest yapılmasının mümkün olmadığını ifade ettiler. Tabii biz burada kimseyi itham etmiyoruz. Neticede her şey dört dörtlük olamaz.
elinden geleni yapıyor işte Mudanya Belediyesi. Şu anda bu parkı en nihayetinde yenileme kapsamına almış. Umuyoruz bir an önce yenilenir. Buradaki ceviz ağaçlarının sonu da şuradaki ağaç gibi olmaz. Bugünlük Hasan Bey Mahallesi Karpuzoğlu Parkı'ndan bu kadar. Ve parkın son durumu, park tamamen söküldü. Yer kaplamaları şu anda sökülüyor ve parkın inşaatı devam ediyor. Kısa sürede de bu parkın yenileneceğini tahmin ediyorum. Yapanlara da şimdiden teşekkür ediyorum.